Ömer Faruk'ta Her Şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün kakaolu dondurma yapıyoruz. Kakaolu dondurma nasıl yapılır? Bunu anlatacağım. Beraberce kakaolu dondurma yapacağız. Malzemelerimiz süt, salep, krema ve kakao. 4 su bardağı süt koydum. 6 kişilik bir dondurmamız bu. Hemen tencereme 4 su bardağı sütümü koydum. Şimdi içine kremamı dökeceğim. Toz kremam var. Bir paket toz kremamı döküyorum hemen. Şu şekil bir paket toz kremayı içine hemen döküyorum. Şekil. Şu an içine toz kremamı döktüm. Şimdi içine bir yemek kaşığı salep. Hemen salepimi koyacağım. Yemek kaşığı alayım. Bu şekil bir yemek kaşığı salepimi hemen malzemelerimin içine koyuyorum. Şu an koymuş olduğum malzeme süt, salep ve krema. Ve içine bir paket hemen kakaomu koyuyorum. Şu şekil. Bir paket kakaomu içine tamamıyla koyuyorum. Şu şekil. Evet. Şu an bir paket kakaomu da ekledim. Evet. Son olarak içine 1,5 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Şu şekil. Bir bardak. Hemen yarım bardak da ilave edeceğim. Şöyle hemen bunu da ilave ediyorum. Şimdi soğuk sütüm, kakaom, kremam, salebim ve şekerim. Hepsini ilave ettim. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım ve kısık ateşte kaynatacağım. Kaynamaya, fokurdamaya başladıktan itibaren bir 10 dakika kısık ateşte kaynatacağım ve daha sonra soğumaya bırakacağım, ama bu süre zarfında devamlı çırpacağım. Salep dibe donmasın, malzemeler donmasın diye. Şimdi ateşimi yakıyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Şu an yaktım ve karıştırıyorum. Tamamıyla kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım ve 10 dakika boyunca kaynamaya devam edecek ve daha sonra soğumaya bırakacağım. Aynı zamanda soğurken de karıştıracağım. Çünkü dibine yapışmaması gerekiyor. Dibine tutmaması gerekiyor. Şu şekil. Bakın. İyice kaynayana kadar devamlı karıştıracağım. Fokurdamaya başladıktan itibaren 10 dakika boyunca kısık ateşte, şöyle iyice çözmem gerekiyor. Kısık ateşte 10 dakika yine kaynatacağım. Bu süre zarfında yine aynı şekil karıştıracağım ve daha sonra soğumaya bırakacağım. Şu an kaynamasını bekliyorum. Eğer çözülmüyorsa kakao, şöyle mikserle rahatlıkla, bakın bu şekil, birbirini homojen bir şekilde yapabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Tüm kakaolarım bir bütün olarak diğer malzemelerimle homojen bir şekilde dağıldı. Şu an kaynamasını bekliyorum. Şu şekil fokurdamaya başladı. Bu fokurdamaya başladıktan itibaren 10 dakika boyunca kısık ateşte bunu kaynatmaya devam edeceğiz. Devamlı bu şekil karıştıracağız. Neden karıştırıyoruz? Karıştırmadığımız zaman dibine tutar, dibine yapışma gerçekleşir, yanma gerçekleşir. O zaman dondurmamız olmaz, acı bir tat olur, yani güzel olmaz ve yoymuş oluruz malzemelerimizi. Onun yerine dediğim gibi fokurdamaya başladığı andan itibaren kısık ateşte 10 dakika boyunca bu şekilde kaynatacağız. 10 dakikanın sonunda tekrar soğumaya bırakacağız. Soğuma anında da yine bu şekilde karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi 10 dakika onu bu şekilde kısık ateşte kaynatıyorum. 10 dakika doldu. Kısık ateşte 10 dakika boyunca ben bunu kaynattım. Karıştırdım devamlı. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Tabi soğumaya bırakırken de devamlı karıştırmanız gerekiyor. Dibine tutmaması için. Hala kabım sıcak. İçindeki sıcak. Herhangi bir yapışmaması için. Devamlı soğuyana kadar bu şekil karıştırmaya devam edeceğiz. Bu şekil soğutacağız. Dondurmamız şu an sıvı halde. Bu şekil soğutarak geniş bir kabım var. Onu alacağım. Daha sonra buzluğa yerleştireceğim. Yine buzluktayken de birkaç yapılması gereken işlem var. Sırayla yapacağız. Şu an kaynamış dondurmamı, sıvı dondurmamı hala soğutuyorum. Artık sonuna geldim. Bayağı soğudu. Şöyle genişçe bir kabım var. Şu şekil göstereyim size. Cam kabım var. Şimdi buna boşaltacağım. Geniş kapta daha iyi donar. Homojen bir şekilde her bir hücresi donar. Şu şekil hala
hafiften sıcak ama bayağı bir soğuttum. Bu şekilde karıştıra karıştıra soğutacaksınız. Şimdi ben bu geniş kabımın içine dondurmamı tamamıyla boşaltacağım. Şu şekilde. Hemen şöyle geniş kabımın içine boşaltıyorum. Şöyle alıyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde şekil sağa sola dökmeden şöyle boşaltıyorum geniş kabımın içine. Siz biraz daha ufak kap bulabilirsiniz ama ben homojen bir şekilde güzelce her tarafı rahat bir şekilde donsun diye geniş bir kap düşündüm. Size de tavsiyem geniş bir kap olması. Tabi buzluğunuza sığan bir kap olması. Buzluğunuza sığmadığı zaman pek de faydası olmaz. Şu an ben bunu hemen buzluğuma doğru götürüyorum. Şu şekil buzluğuma şu an ben bunu koyuyorum. Dikkatli bir şekilde koyacağım şöyle. Buzluğumu kapatacağım. Bir saat boyunca bu buzluğumda kalacak benim. Bir saat sonra çıkaracağım. Bir karıştıracağım tekrar. Tekrar koyacağım. Birkaç kere bunu yapacağım. Şu an bir saatin dolmasını bekliyorum. Yaklaşık bir saat oldu. Şu an hemen bakıyorum buzluğumdan çıkaracağım. Bakacağım. Her tarafı donduysa sıkıntı yok. Donmadıysa belli kıvama gelmezse tekrar koyacağım. Biraz karıştıracağım. Tekrar koy. Şimdi alıyorum hemen buzluğumdan. Hemen bakıyorum şöyle kaşığımla. Evet. Bayağı koyulaşmış ama maalesef daha donmamış. Şimdi çırpıcımla şöyle şunla iyice homojen bir şekilde karıştıracağım ki her tarafı bu aynı derecede donsun. Şu şekil. Bunu şimdi bu şekil altı üstü tamamıyla karıştırıyorum. Şöyle buna yaklaşık bir dakika veya 2 dakika civarı şöyle iyice yapın. Bu şekil. İyice karıştırın. Yani homojen bir şekilde donması için böyle karıştırmamız gerekiyor. Şimdi tekrar koyacağım. Yaklaşık 1 saat boyunca tekrar kalacak dondurmam. Şu an karıştırdım. Karıştırmam yeterli. Şekil. Bakın. Homojen bir şekilde karıştırdım şu an. Hemen şöyle kenara koyuyorum. Tekrar buzluğuma alıyorum şimdi. Evet, tekrar buzluğuma yerleştiriyorum. Ve tekrar buzluğumu kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat daha kalacak bu şekilde. Tekrar 1 saat geçti. Şu an buzluğumdan alıyorum hemen dondurmamı. Bakalım durumu ne? Donmuş mu donmamış mı? Hemen bakacağım. Hemen kontrol edeceğim şu an. Bakalım nasıl? Evet. Gerçekten güzel bir kıvama gelmiş dondurmam. Şu an çok güzel bir şekilde donmuş. Hemen servisi hazır. Şu an servisi hazırlayacağım. Tadına bakacağım nasıl olmuş. Şu şekil bir kısmını aldım. Şöyle ufak bir tabağıma koydum. Servis hazır. Tadına baktım. Hatta tekrar bakmak istiyorum. Şu şekil. Tadına baktım. Çok güzel bir tadı var. Şöyle. Çok güzel bir kıvamda olmuş. Tadı çok güzel. Biraz şekerli. Eğer çok şekerli yiyemiyorum diyenler varsa ilk baştaki koyduğumuz 1,5 bardak şeker yerine 1 su bardağı şeker koymalarını tavsiye ederim. Haricinde gerçekten çok güzel. Afiyetle yiyebileceğiniz, kendi evinizde çok rahat bir şekilde hazırlayabileceğiniz, içinizin sinesine yiyebileceği bir dondurma oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Herhangi bir yorumunu soracağınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten açıklamalar kısmına yazacağım ihtiyaç olan malzemeleri. Bugünlük videom bu kadardı. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.